Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, dersizliğin.com'a hoş geldiniz. Bu bölümde eğik çizgi ve kesme işaretini öğreneceğiz. Eğik çizgi, gün gösteren tarihlerin rakamlarının arasına konur. 4-7-1999 arasına. Düz yazı içine alınan şiir dizeleri çok yer tutmasın diye dizeleri yan yana yazıldığında dize aralarına konur. Şiirimize bakalım. Ne zaman seni düşünsem, eğik çizgi, bir ceylan su içmeye iner, eğik çizgi, çayırları büyürken görürüm. Bir uyarımız var. Eğik çizginin bu görevini uzun çizgi de üstlenebilir. Kesme işareti. Kesme işaretinin birinci işlevi özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır. Evet, özlem sözcüğüne den durum eki gelirken, Selim sözcüğüne dir ek eylemi gelirken, İstanbul'un sözcüğüne in tamlayan ya da iyilik eki gelirken, Ayşem sözcüğüne im iyilik eki gelirken, Ziraat Bankası'na sözcüğüne a durum eki ve kaynaştırma harfi gelirken. Bu ayrılan eklerin çekim eki olduğunu unutmayalım. Özel adlara getirilen şu ekler yapım eki olduğu için kesme işaretiyle ayrılmaz. Türklük sözcüğündeki lük eki, Sizingil sözcüğündeki gil eki, Muğlalı sözcüğündeki lı eki, İslamcı sözcüğündeki cı eki, Alisiz sözcüğündeki siz eki, İngilizce sözcüğündeki c eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir uyarımız var. Bu eklerden sonra başka çekim ekleri gelirse bunlar da kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani İngilizcenin sözcüğüne gelen c eki ve nin eki ayrılmaz. İslamcılar sözcüğüne gelen c ve lar eki ayrılmaz. Türklükten sözcüğünde yer alan lük ve den eki ayrılmaz. Uyarı, sonunda üçüncü tekil kişi eki olan özel ada bu ek dışında iyilik yani sahiplik eki getirildiğinde kesme işaretini gene kullanmayacağız. Bakın Kuşadamız'daki sözcüğündeki mız sahiplik ekini görüyorsunuz. Burada kesme işaretini kullanmayacağız. Boğaz Köprümüz'ün sözcüğündeki müz sahiplik ekini görüyoruz. Burada da kesme işaretini kullanmayacağız. Uyarı, kendi özgün yazılımıyla yazılıp da li yapım eki getirilmiş yabancı sözcüklerin kökünden sonra kesme işareti kullanılabilir. Kanlı derken kesme işaretini kullanıyoruz. Bordolu derken kesme işaretini kullanıyoruz. Uyarı, özel adlara eklenip grup anlamı veren gil ekiyle aynı işleve sahip ler eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Ancak benzerleri anlamı veren ler eki kesme işaretiyle ayrılır. Melisler ilkeyi çok sever örneğindeki ler grup anlamındadır. Kesme işaretini kullanmayacağız burada. Eceler örneğindeki ler de grup anlamı vermektedir. Kesme işaretini kullanmayacağız. Ancak Aşık Veysel'lerin derken buradaki ler benzerlik anlamındadır. Kesme işaretini kullanacağız. Şiirimizin Nazım Hikmetler yaşatacak örneğinde de ler eki benzerlik anlamında olduğu için kesme işaretini kullanacağız. Rakamlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. 8'den 25'e derken. Özel adların kısaltmalarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve getirilen ek kısaltmanın okunuşuna uyar. Yani ODTÜ'nün yazmayacağız, ODTÜ'nün yazacağız. TBMM'n yazmayacağız, TBMM'ye yazacağız. TMO'dan değil de TMO'dan yazacağız. Özel adlara getirilen ek satır sonuna rastlıyorsa kesme işaretini kullanmak yeterlidir. Ayrıca kısa çizgi kullanmak gereksizdir. Yani Türkiye sözcüğünden sonra satır sonunda kesme işaretini kullanmamız yeterlidir. Ayrıca kısa çizgi kullanmayacağız. Şimdi bir uyarımız var. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim,
oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derken gelen eki kesme işaretiyle ayırmayacağız. Aynı şekilde Bakanlar Kurulu'nun derken gelen eki kesme işaretiyle ayırmayacağız. Kimi sözcüklerde kesme işareti düşen sesin yerine kullanılır. Karacaoğlan'daki A düştüğü için kesme işaretini kullanıyoruz. Ne olur'daki E düştüğü için kesme işaretini kullanıyoruz. Ne eyleyeyim'deki E düştüğü için kesme işaretini, ne yapalım'daki sesler düştüğü için kesme işaretini kullanıyoruz. İkinden ayrı gösterilmek istenen harf ya da sözcükten sonra kesme işareti kullanılır. T'nin D'ye dönüşmesi derken, İ'min iyilik ve kişi eki olma özelliği vardır derken kesme işaretini gene kullanıyoruz. 40'ta 3 ünsüz harf vardır derken kesme işaretini kullanıyoruz. Şimdi bir sorumuz var. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanılması yanlıştır? A. Sınav 8.30'da başlayacak. Örneğinde rakamlara getirilen D2 kesme işaretiyle ayrılmış doğrudur. Buyur KTÜ'nün bir bölümünü kazanır örneğinde kısaltmaya gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırmışız doğrudur. Derste Türkçenin seslerini inceledik de kullanamayız. Çünkü Ç yapım ekidir. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekinin de kesme işaretiyle ayrılması yanlıştır. Önceden Edirne'yi hiç görmemiştim örneğinde. Kesme işaretini kullanacağız. Çünkü Y kaynaştırma harfi, İ durum eki. Mehmet'ten yeni kitaplar aldım derken de kesme işaretini kullanacağız. Dem durum ekidir. Bu dersimiz de sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.